Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün biraz Nikon'u konuşturacağız. Yani kuş çekeceğiz. Köyümüzdeki kuşları size göstermeye çalışacağım. Evet, bir tane şurada var mesela. Bakalım yaklaştıralım. O ne kuşuymuş? Bir görelim. Evet. Bu acık kuşu arkadaşlar. Çeneleri çok sağlam olur bu kuşların. Belki gerçek ismi, yani bilimdeki ismi şey olabilir. Kocabaş olabilir arkadaşlar. Bakın bunlar kışın gelirler buraya. Biz bunları küçükken kapağında tutardık. Elimizi ısırdıkları zaman gerçekten çok pis can yakarlar. Çeneleri pitbull çenesi gibidir arkadaşlar. Isırdıkları yeri bırakmazlar. Zaten görüyorsunuz çok kalın arkadaşlar. Bu böyle bir kuşumuz. Bayağı da bir uzakta, bakalım yakında bulabilirsek. Evet. Aslında size göstermek istediğim kara tavuklar var. Ama onlar şu anda, evet, burası bir kuş cenneti gibi adeta. Nikon'u konuşturuyoruz arkadaşlar. Nikon da ben konuşmam demiyor. Tabii şöyle bir şey. Evet. Bakın. Bir tane kara tavuk gitti, fakat görüntüleyebilecek miyiz? Evet, şurada bakın. Şeye doğru girdi. Onlar sürekli çalıların aralarında takılıyorlar. Bakın orada yiyor. Bu da bir kara tavuk. Bugün kamuflaj giyinmem işe yaradı. Kara tavuk arkadaşlar. Yani bizim burada karabukal diyorlar. Hep böyle çalıların altında beslenir. Yırtıcı hayvanlardan kaçmak için. Bu dişi bir kara tavuk. Erkeklerin gagaları sarı oluyor. Daha siyah, daha koyu siyah renkte oluyorlar arkadaşlar. Bunlar biraz kahverengimsiye kaçıyor. Dişileri ve gagaları da siyah oluyor. Erkeklerin gagaları sarı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Bu da bir kara tavuk. Bizim burada kara bukal diyorlar. Nikon'u konuşturmaya devam. İşe yar alan biraz. Boşa mı o kadar para verdik? Evet. Aynen, iki tane farklı şey gösterdim, fakat burada farklı hayvan, farklı kuş sesleri duyuyorum. Eminim o sesler size de geliyordur. O kadar yakından çok güzel bir ses. Çok güzel ses geliyor, fakat ben göremedim. Galiba şu arkadaşlar. Şurada ötüyor. Tabii yaklaştırabilirsek bakalım. Evet, burada bir yerde, fakat neredesin gülüm? Bunu biraz tam kenarda da. Yukarıda mı, aşağıda mı? Onu bulamadım. Evet, şurada olması lazım. Allah Allah, ben mi göremiyorum ya? Evet, şurada.
Evet. Arkadaşlar tam yaprak geliyor. Bu da aslında şey. Bu da kocabaş. Yani acı kuşu. O ötüyormuş. Bunlar kışın geliyorlar arkadaşlar buraya. Bunlar kışın gelirler. Az önce bahsetmiştim. Şuradaymış. Onun ötüşüymüş. Tamam. Çok da güzeller aslında. Evde de beslenebilir ha. Yani böyle şeyle beslenen bir kuş. Nasıl diyeyim size? Böyle normal evde beslediğiniz ötücü de bir kuş. İşte o papağan yemlerinden falan yiyebilir yani. O tür tohumlarla beslenen bir kuş olduğu için. Evet, devam edeceğiz. Bugün kuş keşfediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu da bir ispinoz. Yani serçe tabi şu an öndeki şeyi odakladı ama şöyle göstereyim. Şöyle daha net. Bu da bir sanırsam dişi ispinoz. Yani biz serçe diyoruz arkadaşlar. Gerçi erkekmiş arkadaşlar. Yani bu kuş türlerine ne kadar renkli olursa o kadar yani erkek dişi olduğunu o şekilde anlayabilirsiniz. Bu şekilde. Bu da erkek bir ispinoz. Tabii şöyle açıklığa çıksa daha net olurdu. Biz burada serçe diyoruz arkadaşlar. Sürekli gözü sağda solda. Belki dişi arayabilir. Bu da böyleydi. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kuş gördüm. Saka kuşu. İnşallah çekebilirim. Neredesin? 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 Lan kaçma lan, kaçma lan. Kaçmayın lan. Kaçmayın, evet. Evet, bu da bir saka kuşu. Avlanması yasak bu kuş arkadaşlar. Ki niye avlanıyor? Yani yakalanıyorlar. Bunları satıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel değil mi? Çok güzel bir saha kuşu. Bunlar yaz kış buradalar. Biz bunları ot kuşu diyoruz arkadaşlar. Gerçek adı saha kuşu. Gerçekten çok güzel. Burada yavruluyorlar. Burada yetişiyorlar. Genellikle bunlar da tohumlarla beslenen kuşlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bize de yeteri kadar pozunu verdi. Bakalım bir tane daha var. O nerede? Diğeri de şurada, şu bölgede bir yerde. Evet, bu da yan duruyor arkadaşlar. Bu da bayağı bir güzel. Evet. Gerçekten mükemmel kuşlar. Şeye de bürünmüşler arkadaşlar. Kışlık postlarına da bakın. Yeri görünüyorlar. Tabii ben biraz titretiyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten güzel kuşlar. Evet, bunlar da saha kuşlarımız. Onlar da gitti. Bize yeterince pozunu vermişlerdi. Kuş görüntülemeye devam. Evet arkadaşlar. Bu da ispinoz. Şöyle kısa bir görüntü alayım dedim çünkü
Çok güzel duruyordu. Selam, erkek ispinoz. Evet. Bu da cevercirik arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Güneş de geliyor. Görmüş olduğunuz gibi tam şu bölgede. Biz ismini cevercirik diyoruz ama bilimsel bir adı vardır tabii ki de. Ağaçların arasında olduğu için tam görünmüyor arkadaşlar. Şu bölgede, orada. Evet. Bu kocabaş daha güzel görünüyor arkadaşlar. Çok güzel, bakın. Bütün detayıyla yakaladık. Kuyruğu beyaz. Çok güzel bir kuş. Acı kuşu. Gerçekten çok güzel. Burada bayağı bir kuş var. Tabii benim kameranın şarjı bayağı bitti arkadaşlar. Yedek bataryayı da almadık. Her an kapanabilir. Yani etrafımızda bir sürü kuş var. Ötüyorlar. Şurada daha önce göstermediğim baştan kara ötüyor arkadaşlar. Cik cik. Bakalım görebilirsem. Evet, gördüm. Fakat önüne ağaç geliyor arkadaşlar. O da en az bir ot kuşu kadar güzel. Evet, kaçtı. Çok sabit duran bir hayvanlar değil. Sürekli hareket halindedir. O yüzden arkadaşlar, onu da size gösterip bitireyim. Evet, cevercirik daha net görünüyor arkadaşlar. Buradan bir tane daha, bakın şurada yakaladım. Hadi inşallah kaçırmadan görüntüleyebiliriz. Evet, az önce bahsettiğim cevercirik kuşu arkadaşlar. Çok güzel bir kuş. Az önce görünmüyordu. Şu an tam net bir şekilde görünüyor. Bakın. Bu da cevercirik. Onu da görüntülemeyi başardık. Evet, o da gitti. Çok kuş var. Dediğim gibi kameramın şarjı bitmese daha bir sürü kuş görüntülerdik. Power yanımda, bakalım arkadaşlar, power bank. Olmadı takarım, daha buralardayız. Bittiği yere kadar. Bugün 10 numarada bir hava var. Şu kanaryaları da size göstereceğim arkadaşlar. Yani kanarya dediğim aslında, biz kanarya diyoruz da normalde baştan kara diye de geçiyor arkadaşlar. Halbuki kanarya daha farklı bir kuş, biliyorum. Fakat bizim burada öyle ad verilmiş. Neyse, şunları bir göreyim de kayda girerim tekrardan. Evet, bu sanırsam erkek bir kara tavuktu. Ötüyor şurada arkadaşlar. Nerede? Tam önümde de göremedim arkadaşlar. O kadar kamufle oluyorlar ki. Şurada bir yerde. Allah Allah. Gözümün önündeki kuşu göremiyorum lan. Şu mu ya? Evet.
Bence siyah olduğu için görünüyorum. Aslında görünüyor da arkadaşlar. Evet. Biraz fazla havadaymışız. Bu da dişi. Bu da dişi arkadaşlar. Şu an kaçacak galiba. Bu da dişiymiş. Neyse, şu şarj bitmeden şunu bir görüntüleyeyim de. Evet arkadaşlar. Bu da atmaca. Kuşlara saldırıyor. Gördüğünüz gibi. Yükseliyor, yükseliyor. Sonra gum. Nereye gitti o şimdi? Evet. Tamam, burada. Hadi oğlum. Çık açıklığa. Şimdi belki bir av yaparken gösterebilirim. Fakat çok yükseldi. Kamerada odaklamayı bıraktı arkadaşlar. Evet, şurada. Şimdi yukarıdan gözlüyor. Hani bir doğan gibi. Sonra saldırıyor arkadaşlar. Evet, inelim. Bakın bir sürü kuş var ya bizim buralarda. Şu kanaryaları da göstereyim de gerçekten ne kadar güzel kuşlar olduğunu göreceksiniz. Rengarenk tabi bulabilirsen. Evet arkadaşlar. Kameramın şarjı azaldı fakat onları nerede bulacağımı biliyordum ve geldim. Tabi nereye gitti? Şu alt dalların bölgesinde de. Evet. Şurada. Kanaryamız aslında baştan var arkadaşlar. Evet, şu bölgeye geçti. Yani çok sabit duran bir kuşlar değil. Sürekli aktifler. O yüzden aslında çekmek de biraz zor. Fakat gayet güzel de pozlar verdi. Gördüğünüz gibi hiç yerinde duramıyorlar. Yarım saattir, bir saattir bunları çekmeye çalışıyordum. Sonunda bu erkek baştangara gayet güzel pozlar verdi. Bir dakika yerinde durmuyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli aktif. O yüzden çekmek de biraz zor. Biz burada bunlara kanarya diyorduk. Aslında gerçek isimleri baştangara arkadaşlar. Bunlar da en az bir saka kadar güzel kuşlar. Dediğim gibi sürekli bir açlık hissindeler galiba. Yerinde hiç duramıyorlar. Sürekli aktifler, sürekli geziyorlar. Evet, kameramın şarjı bayağı bitti arkadaşlar. Sonuçta bunu da görüntülemeyi başardık gayet güzel bir şekilde. Şimdilik yani kamera kapandıktan sonra size veda edemeyeceğim, o yüzden şimdilik size her zaman en güvenilir yeri Allah'a unutuyorum. Şöyle onu da baş başa bırakalım. Bayağı da uzaktan çektik arkadaşlar. Bugün Nikon'umuzu konuşturduk. Bir saniye arkadaşlar. Evet, şöyle veda edelim arkadaşlar. Bizimki yine bir şey kovaladı. Bugün çevremizdeki kuşları çekebildiğimiz kadar Nikon'la çektik arkadaşlar. İnşallah güzel görüntüler aldık. İnşallah sizler de sevmişsinizdir. Farklı bir video olsun dedim. Hep köpek, ondan sonra ne bileyim
kurt kuştan ziyade böyle çevremizi incelemek üzere oldu. Allah'a şükür bataryamız tek bataryayla da bayağı yetti. Hava bugün bence sıcak, o yüzden çok etkilenmedi. Soğukta arkadaşlar çok batarya full bile olsa, eksilerde olduğu zaman bir anda anlamıyorum, batarya bitiyordu. Bunu birkaç kişi daha demişti, soğuktan etkileniyor kardeşim diye. Bugün havanın güzelliğinden bataryamız da etkilenmedi sağ olsun arkadaşlar. Güzel görüntüler aldık. Yaklaşık 5-6 çeşit yanılmıyorsam kuş görüntüledik. İnşallah sevmişsinizdir. Bu tür videoların devamı için arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like ve yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.